Cemile abla ya. Ne yaptı bunlar acaba? Kız Yaman yemin ediyorum tef gibi gerdi hepimiz ya. İmdat diye bağıracaktım bir ara. Sen bir Alena'yı mı arasın acaba? Aramam. Tabii sen de haklısın. Ayıp ettin. Çok büyük terbiyesizlik. Soğuk durmakta haklısın da hiç mi merak etmiyorsun durumu? Ben şimdi orta yerimden çatlayacağım da. Bu saate kadar gelmedilerse bir şey olmamıştır. Pes. Yemin ediyorum buzlar kraliçesisin. Bak şurada seni kessek kanın akmaz. Öyle buz, öyle donmuş. Şu damadı bir arayalım bakalım. Öyle geceye falan kalmasınlar. Kızı vermedik yani sonuçta da. Saçmalama Çetin. Arama Ateş Bey. Aa. Gelin abisi değil miyim ya? Ne olacak? Sen bir geri dur istersen. Daha iki günden. Alırsın sen de sonra boynun ölçüsünü. Oturursun müştemilatta diyorsun yani, öyle mi? Uğraşma şununla işte. Bunun sessizliği bir tehlikeli. Nereden geldiğini bilmeden hop geliverir kazık. Aman. Kendi kızı bile kaldırdı, kenara attı baksana. Ondan bir şey olmaz artık. Devir senin devrin, Cemile Sultan demiştim ama bak asıl benim devrimmiş. Yalnız ben yanlış hatırlamıyorsam Feraye Ateş devliliğim hayatınızda hiçbir şey değiştirmeyecek demişti ama. Ya sen Feraye'ye ne bakıyorsun? Burnu düşse eğilip almaz ya o. Hem Ömer Bey Cemile ile senin artık ortalıkta hizmet görmenizi istemiyor. Mutfaktan çıkmayın demedi mi? Doğru. İlla ki gelin abisi olarak beni de düşünmüştür. İnşallah göreceğiz. Senin kocan işini bilir, kadısını aldım, merak etme sen. Allah Allah. Hele bir nikahlar olsun da. Biz eğlenmeye gelmedik mi ya? Niye duruyorsunuz böyle? Hadi dans edelim. Ateş abi ya, bir şey söyle şunlara. Sen dans mı etmek istiyorsun bakayım? Evet. Feraye. Hadi, hadi. Hadi kalk Ayşe, kalk. Gel. Gel. Ayşe mi diyorsun ona? Hı. Ne oldu ki? Hiç. Güzel yani, bayağı romantikmiş. Aleyna ya. Yaman, ya Yaman nereye gidiyorsun? Kalk, beklesene. Kalk, bize dans edelim ya. Evet, evet, aynen. Gençler, siz cidden hayırdır ya? Ne var canım, biz de her insan gibi dans edemez miyiz? Ay endişelenmeyin ya, istediğinizi yapabilirsiniz. Damla saçmalama, işine bak, tamam? Hadi. Hasan abi, hadi Hasan abi. Hadi. Ay bırak, bir tuvalete gideceğim önce. Ne yapıyorsun ya, çık dışarı. Asıl sen dışarı çık. Dışarıda kıyamet kopacak, sen tuvalete gidecek zamanı buldun. Bana bak, o sesin bana öyle yükselmesin. Kendine gel, seni burada çok bir sarcarım, yazık olur ha. Harcasana beni ya. Burada. Lütfen. Ne diyorsun be? Ay sen ne kadar rahat ve değişik bir adamsın ya. Hani Damla dedi ya, ne isterseniz yaparsınız diye. Ben öyle şaka mahiyetinde sana söyledim ama ben senin bu bastırılmış duygularınla hiç uğraşamam canım benim, tamam mı? Okan bak, hiç muhatap olmak istemiyorum seninle. Zerre de haz etmiyorum ama beni delirtme oğlum. Seni burada boğarım. Sakin ol. Asabi şirin. Sakin ol. Tabii resim takıp durma bana. Çık dışarı. Çıkacağım zaten. Sen bende bir uğraşmayı kessen. Ben uğraşıyorum. Evet sen uğraşıyorsun. Allah Allah. Allah, Allah. Taktı bana kafayı ya. Defol ya. Aa, manyak mıdır nedir? Allah Allah. Çık. Thank you.
Meray. Dans edelim. Olur. Başını göğsüme sakla sevgilim. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi. Hissedince sana vuruldum. Ah be Feraye'm ya. Hiç anlamıyorum. Sana abicim aralarına girmemiz lazım. Hı? Hadi gel hadi. Göstereceğim ben sana. Hı, hadi topla gel Hasan abi hadi. Eşleri değiştirelim. Ne? Eşleri değiştirelim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi. Ateş abicim. Sen dans mı etmek istiyorsun hiç? Evet. gel. Ne oldu? Ayşe. Titriyorsun. Korkuyorsun değil mi benden? Senden başkasını seven. Susacak mısın böyle? Ayşe. Al abini şunu. Al şunu alayım kızım. Ne yapayım sen abin ya? Sen ya. Gözlerin bilinmez bir diyar gibi. Başını göğsüme. Korkmana gerek yok. Bu akşamlık bu kadar. Ama bundan sonra daha zor gecelere. Günlere alışsan iyi edersin. Bir gün ağlayalım, bir öyle sussam da, yaprak gibi kollarımda titresen de, benim için asla soğumayacak. Ayşe. Güzel saçlarımda dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen. Çocuklar duygularını çok iyi saklıyorsun değil mi? Nereye varacaksan oradan başla Gülfem Hanım. Ben nereye varmak istersem oraya varırım. Bir kendine gel. Sen kimsin de benimle böyle dik dik konuşuyorsun? Yok saysan da gelininin annesiyim. İlla ki ortaya çıkacak. Sonsuza kadar saklayamazsın. Bak Feraye, davullu zurnalı giriyor kapından içeri. Duymayan kalmaz yakında. Aleyne'yi duysalar ne olur? Ha? Ne olur? Boş işlerle uğraşıyorsun. Hep yanlış yollardan gidiyorsun. O işte de senin parmağın var değil mi? Kendi kızını yamana yaptın. Feraye'yi de ateşin başına sardın. Ben hiçbir şey yapmadım. Seven sevdiğini alıyor vallahi. Takdir-i ilahi. Ama sen kibrinin cezasını çekiyorsun. Sen bana parmak kaldıramazsın. Ben şimdi ne yaparım biliyor musun? Çetin'i ararım.
Çetin gider senin eşyalarını toplar ve kapının önüne koyar. Sonra da takdiri ilahi derim. Nasıl? Ben diyeceğimi dedim zaten. Bir kelime daha edemez. Eğer birazcık aklın varsa benimle kavga etmezsin. Hatta benimle aranı bozmak hiç istemezsin. Cemile. Kapının önüne koyarmış. Koy da görelim bakalım. Kaç defa cezaevine seni ziyarete geldim. Ama sen bildiğin halde görüşe çıkmadın. Çıksaydın her şeyi sana açıklayacaktım. Açıklayacaktın. Neyi açıklayacaktın? Bora aradı beni gecenin bir vakti trafik kazası yaptım diye. Gittim. 5 dakikada polis, ambulans, kim olabilecekse orada, herkes oradaydı. Abi ben bir anda hapiste buldum kendimi. Evlat, Bora o zaman daha 17 yaşındaydı. İçmiş, korkmuş. Aklına ilk gelen şeyi yapmış. Aramış polisi, böyle söylemiş. Sen de bütün mobeseleri sildirdin ha? Öyle mi? Hiç düşündün mü ya? Bu çocuk benim adımı niye verdi? Hiçbir fikrin var mı senin? Cevabı biliyorsun. Kıskandığı için. Babam sana hep Özoğlu gibi davrandı. Her şeyinle ilgilendi, seni okuttu. Çok başarılıydın. Buraya hep örnek gösterildin. O da gölgende kaldı. Ayrıcalıklarımın bedelini yeterince ödedim Badeciğim. Hatırlatmana gerek yok. Tek yetimhanede büyüyen insan sen değilsin. Artık şu çocukluk travmalarını bıraksan ya. Ha? Kaç yaşına geldik? Tamam anlıyorum, evet hapishanede seni ziyarete gelmeliydim. Yapmadım. Sus Bade. Niye konuşamıyoruz? Ben anlamıyorum ki. Yeter. Senin bu yaptığının adı ne? Biliyor musun? Nankörlük. Hadsizlik. Ben hiçbir zaman seni öz evlatlarımdan ayırmadım. Aynı evin içinde kardeş gibi büyüttüm seni de. Sen Bora'yı kardeşin gibi bilseydin zaten böyle düşünmezdin. 2 yıl yattım çıktım ama kardeşimi beladan kurtardım diye düşünürdün. Tamam. Tamam Vural abi, tamam. Bunu keseceksin. Daha fazla uzatma. Abi yok. Vural baba diyeceksin. Tamam Vural baba. Kalk şimdi. Benimle gel. Daha iyi misin? İyiyim. Çok kasıldım sadece, böyle vücudum kilitlendi bir an. Bu kadar gerginlikle olacağı buydu. Çıkışta bir hastaneye falan gidelim biz. Bebeğe bir şey olmasın. Hazal ne olur korkutma beni ya. İyiyim. Sadece hiç kimse bir şey anlamasın istiyorum. Peki madem iyisin o zaman sana bir şey soracağım. Bu ateş ne zamandır sana ay ışığı diyor? Birkaç kere söyledi. Yani öyle beni mutlu etmek için, keyfim yerine gelsin diye. Anladım. Ne anladın? Yok bir şey yani. Yaman da sana öyle diyordu ya, evren intikamını alıyor herhalde. Kaç oldu saat ya? Eray? Gel bakayım Sandra.
Soğudan. Yeter, 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 yeter. Tamam, beni rahat bırak. Ne yapıyorsan yapsın. Abi bak, bırak. Debriyaj. Debriyaj, tamam mı? Bak gel biz bir tuvalete gidelim. Hı? Elini yüzünü yıkayalım, kendine gel. Ha, olmaz mı? Oğlum rahat bırak beni. Biz gidelim mi artık? Olur. Nasıl istersen. Gel. Ben de şunları toplayayım. Tiplere bak ya. Haydi abi. Beyler. Geceyi bitirelim mi artık? Abi sen kızları da alıp gider misin ya? Yaman, iyi misin? Yaman abim biraz fazla kaçırdı da. Fazla kaçırdı. Şimdi dedemle sorun çıkmasın, ben onu biraz toparlayayım ha. O kadar içtim. Maalesef. Kızlar. Hadi siz benimle. Yaman. Ben halledeceğim onu. Ya ne oldu ya? Gel. Geç hadi. Gel Aleyna gel. Hadi hadi. Hadi Feray. Evin evine, köylü köyüne artık. Ya sen bu gece bana neler yaşattın, farkında mısın? Farkında mısın bilmiyorum ama ya Aleyna pat diye bir anda deseydi ki bunlar burada Bora'yla kavga ettiler. Kan senin sızlanmalığını hiç çekecek durumda değilim şu an. Git ne yapıyorsan yap. Bir şey olmadı işte, eve git. Uyu. Ya bizim altımıza bomba var. Ne demek git eve yat ya? Sen delirdin mi abi? O kadın kollarını boynuma doladı. Tamam mı? Ben kısıldım kaldım böyle, tamam mı? Bak kızım da kızım diyor. Kızım da kızım diyor. Bak ateş öğrenirse Aleyna da öğrenir diyor ve ben... Bak abi. Aleyna bir şey öğrenmeyecek. Sus artık. Benim derdim Feraye'yle. Abi durduran olsun. Saçma hakikaten. Neydi şu çocuğun adı? Okan. Okan. Şoförünün canının derdine düşmesi ayrı bir garip. Bir de şimdi bu çocuk bu evdeki bıçağı alıp ne yapacak ki? Bilmiyorum. Aslında Okan'ı alıp konuştururum da... Ömer abiyle çok gerginiz. Şimdi arayı zor düzelttim zaten. Ben bu çocuğu alıp konuştursam... altından da bir şey çıkmazsa mesele daha çok büyüyecek. Ha. Adam nüfuzlu tabii, aranı bozmak istemiyorsun. Tamam da benden ne istiyorsun Vural baba? Evlat. Sen bu meselenin aslını aslarını öğreneceksin benim için. Ama kimseye belli etmeden. Abim. Abim gel hadi gel. Gel gel bak, iç bundan biraz. Gel bak. Abi. İç bundan biraz. Hadi gel hadi gel. Abi. İyi değilim ben Okan. İyi değilim oğlum. Geberiyorum lan ben. Sürüklenmek istiyorum her yerde. Sokaklarda. Oğlum abim, ben senin için ne yapabilirim? Söyle, ben onu yapayım sana. Ha? Benim için ne yapabilirsin biliyor musun? Götür şu sokağın başına. At beni. Arabaların önüne, tamam mı? Sen de kurtul. Ben de kurtulayım. Çok karışık. Sevdim ben onu. Okan. Çok sevdim. Allah'ı geç. Abi biliyorum. Biliyorum ha. Ağlama.